Sabahat Hanım. Sabahat Hanım. Hamdi Efendi 2 hafta evveli vefat etti. Nasıl öldü? Kalp krizi geçirmiş dediler. Uyuduğu yerde ölmüş kalmış. Allah rahmet eylesin. İyi insandı. Vefat etmeden evvel evine giren çıkan oldu mu? Farklı, tanımadığınız, dikkatinizi çeken. Yok. Benim gözüm görmüyor ki zaten. Peki teyze, sağ ol. Teşekkür ederiz. Kızın anasının da kalbi tutmadan gidelim Abdülhamit. Tamam abi. Bilirim ki alın yazın değişmeyecek. Bunu bu kutsal mabede girerken hepimiz çok iyi öğrendik. Sizin benim için vereceğiniz karara sadece boyun eğeceğim. Büyük Orta Doğu projesine inancımı, bu konuda çalışma yapıp yapmadığımı tartışacak değil. Benim sizden, seçilmiş evlatlardan bir tek ricam var. Beni tamamen aforoz etmeyin. Size layık olduğumu ispatlamak için bana bir şans daha verin. Ben alın yazımdan kaçmıyorum. Siz bana her şeyi verdiniz. Ama sahip olamadığım tek bir şey var. Bana sadece bir tek gün verin. Canımı istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde alın. Merhamet edin efendim. Acil görüşmemiz lazım. Bir problem mi var? Büyük problem var. Ofisteyim, gel. Tamam, yoldayım. Beceriksiz herif. Ah,
perte malum ex vobis. Ne oldu? Her şey normaldi, ben de anlamadım. Sistemde bir arıza var efendim. Thank you.
İki gündür seni bekliyorum. Neredeyse evden çıkmadım. Bir ara umudumu kestim. Herhalde gelmeyecektin. Neredeydin? Otelde. Neden bana gelmedin? Neden bana gelmedin diyorum. İşlerim vardı. Ne işi? Ne yapıyorsun Ali? Sen kimsin? Ben kimim biliyorsun. Sen kimsin? Bir daha sormayacağım. Ahmet Kerim'i. Beni nereden tanıyorsun? Ali yapma. Kimin geleceğini söylediler. Kim söyledi? Emin söyledi. O kim? Bizden. Çok tanımıyorum. Benimle o temasa geçti. Benden ne istiyorsunuz? Ben senden bir şey istemiyorum. Sadece buraya geleceğini, sana yardımcı olacağımı söyledi. Bir de çanta bıraktı. Ne çantası? Bakmadım içine. Nerede? İçeride, odada. Şimdi seninle oraya gideceğiz. En küçük bir hareketinde boğazını keserim. Beni iyi anladın mı? Ali, ben sana ne yaptım? Beni iyi anladın mı? He, anladım. Ben üç deyince yavaşça eğileceğiz. Sen kutuyu çekeceksin, tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. Çantayı çıkar. Tamam. Ali, vallahi billahi ben sana bir kötülük yapmadım. Çantayı çıkar. Eyvah, muhaberat. Takip edildin. Yalan söylüyorsun. İstiyorsan öldür. Nasılsa bizi öldürecekler. Çalışıyorsun. Bilmiyoruz. Buradan çıkmalısın. Evin başka çıkışı var mı? Var. Orada. Thank you.
Safiye'm nerede? Kızım nerede? Bana evladımı getir. Oh, evimi kaybettim. Safiye'mi de kaybetmek istemiyorum. Allah'ım. Bana bir daha evlat acısı gösterme. Gücüm yok. Ne olur canıma. Doktor bey, doktor bey, hanımım uyandı ama çok kötü ağlıyor. Evladımı bulmam lazım. Siz çıkın. İğne istemiyorum. İstemiyorum. Ayağa kalkmak istemiyor musunuz? İğne istemiyorum dedim. Sizi ben iyileştirmedim mi Nergiz Hanım? Lütfen bana güvenin. Biraz güç verecek bu iğne ve ayağa kalkacaksınız. Benim günahım neydi doktor? Neden bunlar benim başıma geldi? Birazdan her şey geçecek. Thank you.
Ambulans, çabuk ambulans çağırın. Nergis tamam. Hanım ölüyor. Ambulans çağırdık doktor. Maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun. Yetkililer kazanın neden olduğuna dair araştırmalarını sürdürürken özel bir ekip de denizde enkaz kurtarma ve ceset araştırma çalışmasını sürdürüyor. Yaşamını yitiren Doğu Eşrefoğlu, Türk istihbarat dünyasının kilometre taşlarından biriydi. 1943 İstanbul doğumlu olan Doğu Eşrefoğlu, ilk ve ortaokulu bitirdikten sonra... Esat Yörük'ün intihar ettiği bildirildi. Yetkililer, Esat Yörük'ün Eşrefoğlu'nun ölüm acısına dayanamayıp canına kıydığının tahmin edildiğini bildirdi. Ne kadar Antep'e benziyor.
Gaziantep, Şehit Halep. Karanlığı bu kripteksi bana yaptırdığında ben bunun ne işe yarayacağını bilmiyordum. Özellikle bana hediye ettiği bu çakının kripteksi açacak anahtar olduğunu bilmiyordum. Çok akıllıca bir iş yaptı. Anahtar şifre olmadan tek başına bir işe yaramıyor. Şifre kolay. O bilmese de şifre Safiye'de. Safiye'de nerede? Ya, o kadarını söylemem Nizamettin. O da benim hayat sigortam. Bana güvensizlik duyacağın ne yaptın? Güvenle alakası yok. Sen bir şeyin peşindesin. Ben onu sana vereceğim. Ama bir şartla. İçinde yazanlara vakıf olacağım. Tabii ki. Onlar ikimiz için önemli. Bu işe beraber girdik. Bundan sonra da beraber olacağız. O zaman problem yok. Nasılsa Kriptex'i açtığımıza yan yana olacağız. Kriptex Polat'ta kılıç. Ondan almak da benim işim. Nasıl? Bana güveniyor. Ya da beni ölü biliyor. Ben ortaya çıktığımda hiç tereddütsüz yanıma gelecektir. Ve ben onu ikna edeceğim. Umarım. Demek bu çakıya saklamış Karahan'da ha? Büyük adamdı. Hiç şüphesiz. Ne zaman temasa geçeceksin Polat'la? Bugün. Güzel. Ya sana reddedemeyeceğin bir teklif yaparsa? Ne gibi? Beni öldürmek gibi. Ne vereceğine bağlı. Polat. Ve ben varım.
abi. Nasılsın Tunca? Delikanlı oğlan, adam gibi yaşamadın, adam gibi öl. Herkes yaşadığı gibi ölür abla. Öldüreceksiniz ama benim intikamım sizden alınacak. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. (Gülüyor)
Seni öldürmenin bir bedeli var da, vatana ihanet etmenin bir bedeli yok mu? Hain! Çekelim. Orada. Şerefsiz. Yaktı bilgisayarın devrelerini. Düzelt her şeyi. İmkansız.